Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sesin çok tanıdık gibi. Seni bir yerden tanıyor Öyle olabilir miyiz? Ya da mi? daha önce seninle konuştuk mu? hayır aslında. Bilmiyorum. Tanıdık olabilir. Birine Evet, benzettim. bir değişik bir tını var. Sanki hepimizin arkadaşı gibi. Evet. Aynen. Olabilir ya. İnsanların sesi birbirine benziyor gerçekten. Hepimizin kayıp arkadaşı. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Yorgunum biraz. İşten geldim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çalışıyoruz biz hala. Bak sen ne güzel işten gelmişsin. Biz hala devam. Evet. Allah'ın Evet, emeklerimizin kolay karşılığı gelsin olsun. size de. Beğeni Amin ya butonuna Rabbim. çöken abonelerimizi sen koru ve onlara sahip çık ya Rabbim. Amin. Kanalımıza Amin. abone olanlara Allah bütün musibetlerden, belalardan uzak tut. Amin. 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 Cuma Amin. günü dualarımız kabul olsun El inşallah. Fatiha derim. Üçümüzü de kitlerim. Hiç kimse... İzleyiciyi de kitlerim. O yüzden şimdi demiyorum. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Neler yapmaktan hoşlanırsın? Hemşireyim. Kitap okumayı seviyorum. Dans kursuna gidiyorum. Onun dışında hayvanları seviyorum falan işte. Ya bizi hep örnek insanlar arıyor. Evet. Her konuştuğumuz insan kitap okuyorum diyor. O zaman bütün Türkiye Evet, kitap okuyor. kendinden bahset deyince Ne okudun aklıma mesela? kitap okumak En geldi. son ne okudun? Hadi buna cevap ver. Şu an Sevgili diye bir kitabı okuyorum. İnci Aral'ın. Devam ediyorum işte. Daha başlardayım. Güzel. Allah kabul etsin. Allah kabul. Tanımıyoruz yazarı. O da bizim ayıbımız. Teşekkür ederim. Kötü bir alışkanlığın var mı? Kötü ya, sosyal medyayla bazen çok vakit harcıyorum. İşte Instagram'da falan. Bence kötü bir alışkanlık. Kaç tane sevgilin oldu bugüne kadar? Yani ben flörtte kalıyorum genelde. Yani üzgünüm ama Boyun kaç? pek 1,60. Kilon. Boydan gelir mi? Niye bu boy Yok. kilo şeye girdik 1,60 patron? dedi. Evet. Kiloyu anlamadım Haha. ama. Kilo kaçtı? 48. 48. 48 kilo mu? Evet. Çok mu zayıf? Ya benim sağ bacağım falan herhalde. Gerçekten. Maşallah. Ben de biraz bu aralar kesili dana olmuş olabilirim ama. Neden böyle peki? Aslında normalim ya bence. Biz hep zayıfız. Annem babam da öyle. Kardeşim de öyle yani. Zayıf insanlar sağlıklıdır diye bir önerme var genelde. Aileniz sağlıklı Ya mı? pek ya, genel olarak sağlıklıyız ama vitamin eksikliklerimiz çok var oluyor Bir işte. şey Kardeşimin de soracağım. benim de demir Hayır. eksikliği, folik Bir asit şey falan soracağım. işte. Bu soruları sorarken ciddi misin abi? Şimdi alttan bir tane şey çıkaracağım. Eğer bu vitaminleri kullanırsanız vitamin eksiklerinizden kurtulabilirsiniz. Evet, zayıflığa A son. vitamini, C vitamini ve D vitamini. Bugün bizi niçin aradın? Gerçekten biz çok özlemişiz Bu seninle arada konuşmayı. evet hem çok özlemişiz hem de bir Çenemiz düşmüş bizim. düşmüş. Brothers'tan hepinize Herkese selamlar. kocaman selamlar. Arka plandan da anlayacağınız üzere kanalımızda Ufak bir değişiklik, tadilata gidiyoruz. evet. Yeni bölümlerimizde. Yakında güzel haberlerimiz olacak inşallahla devam Evet, şey edelim. yapma. Spoiler vermeyelim çünkü spoiler bize yaramıyor. Bir Evet. şeyler var, bir şeyler oluyor. İyi veya kötü olması sizin bize sahip çıkmanız, desteklemeniz, videolarımızı beğenmeniz, bildirimleri açmanız ve abone olmanızla ilgili. İnşallah güzel şeyler olacak. Evet, Takipte yakında kalmayı unutmayın. birkaç farklı değişik projemiz var. İnşallah onları hayata geçirmiş olacağız. Ben de böyle sanırım o kadar çok ağzım yandı ki böyle bir şeyleri anlatırken. Hani Kesin güzel bir uzan şeyler tabii. oluyor demekten. Esra, Covid'in geçtiği 2 yıl Covid olmadık Allah'a şükür. Geçen yıl, Ya. evet geçen yıl dedik ki kendi kendimize. Bu Nisan'ın, işte Nisan başladığında o zaman da Ramazan'a denk geliyordu. Ramazan dedik, ilk günü Twitch'te yayın yapacağız dedik. Biz Ramazan'ın ilk günü Covid olduk. Ay. Yani bize bunu söylemek yaramıyor. Evet, daha öncesinde sık video Anladım. atacağız dedik. O ara hasta olduk. Annem rahatsızlandı. Sonra altı yandı. Sonra ben işte tekrar aynı bir vaatte bulunduk. Sonra ben yandım. İki kolum yandı komple falan. Baya. Baya yani Allah belamız veriyor. O yüzden yıldızımız çok düşük galiba patron. Her şeyden Evet. osuruktan nem kapmak diye bir şey var ya. Herhalde öyle bir Evet. şey Esra yaşıyoruz sen yani. öyle misin? Ben mi? Ben benim de mesela şey olur. Belli bir tarihe mesela şunu yapacağım derim. İlla ki o tarihte bir şey çıkar, başka bir şey çıkar ve onu yapamam. Böyle uzun vadeli plan yapamıyorum. İlla bir Bizde şey de. çıkıyor. İşte bizde de öyle var. Demek ki söylememek lazım bazı şeyleri. Bazı insanların gözleri Aynen. gerçekten zınk yapışıyor. İnşallah olur. Olursa güzel olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Kader kısmet. İnşallah. Niye Sen için ne aradın? aradın bizi? Bak tamam aynı anda patron. Ben niye aradım sizi? Evet, niye böyle bir şey yaptın? Böyle bir çılgınlık neden yaptın? İzliyordum sizi. Bayağı hoşuma gidiyordu. Dedim benim de ilginç bir hikayem var ya, bana göre ilginç. Dedim neden anlatmayayım yani. Paylaşmak istedim.
Nedir o mesela? Şöyle hakkımı ararken çok daha büyük bir haksızlığa uğradım. Çok kötü sonuçlar doğurdu benim açımdan. Başlayayım mı anlatmaya? Başlayalım. Tamam. Üniversitede yurtta kalırken başıma gelen bir olayı anlatacağım. O da arkadaşımın bir tanesiyle pek anlaşamıyorduk. Böyle biraz bana zıt gidiyordu. Ben biraz sessiz, sakin bir insanım. Beni ezmeye çalışıyordu ve hani sürekli işte sorun yaşıyorduk. Tartışma falan çıkıyordu. Bir gün artık hani dedim ben baş edemeyeceğim. Bu kızı yurt görevlerine şikayet edeyim. Hani onlar konuşsun dedim. Şikayet ettim. Aynı günün akşamında şikayetim tabii kendisine ulaşmış. Çok sinirliydi. İşte sen beni ne hakla şikayet edersin şöyle böyle. Ben önce biraz alttan aldım. Zaten geç bir saatti. Hani üstümü falan değiştirdim, yatacağım. Bu arada 9 derece miyopum ben. Gözlük kullanıyorum. Gözlüğümü falan çıkardım. Yani yatma vakti. Hani en son ben de onun hakaretlerine falan bayağı sinirliydi çünkü kendisini şikayet ettiğim için. Ben de karşılık verdim ama hakaretle değil. Hani daha çok böyle sitem eder gibi. Hani benden ne istiyorsun yeter artık falan gibisinden. Konuşmaya başladım. Sonrasında dedim ki bu söylediklerini de yarın gidip tekrar söyleyeceğim. Yine şikayet edeceğim seni. Sonra dedi ki bana ben seni videoya çektim. Asıl ben seni şikayet edeceğim. O kısımda işte videoda da beni çıldırtma falan diyorum. Ondan sonra işte senin benimle ne derdin var şöyle böyle. Hakaret kesinlikle yok. Sonrasında video çektiğini söyledi. Ben hani üstüm müsait değil gecelikliyim. Baya panik oldum. Hani birine gönderebilir, internete atabilir. Her şey olabilir. O an zaten başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Dedim yapma ne yapıyorsun hani yalvardım hani bakacağım dedim gerçekten çektiğini falan. Sonra işte annesini aradı. Annesine söyledi ben bu kızı videoya çektim beni şikayet eden kızı. Şimdi beni şikayet etti insanlara göstereceğim, rezil edeceğim onu falan. Sonra çıktı, indi aşağı bu kız yurt görevlerinin yanına. İşte sonra ben indim. Tutanak falan tutuldu olayla ilgili. Ben dedim böyle böyle benim uygunsuz videomu çekti, beni tehdit ediyor bu kişi dedi. Bu olayla ilgili tutanak tutuldu. Ertesi gün savcılığa verdim bu kişiyi. Sonrasında biz avukat falan tutmamıştık ya. Biraz bu konularda bilgisiziz. Ben kendim savcılığa başvuruda bulundum. İşte kendisinin telefonuna el konulmuş falan. Sonra biz 8 ay falan kadar sonra beni uzlaştırma bürosundan aradılar. İşte böyle böyle bir davanız var. Bununla ilgili uzlaşmak ister misiniz? Sonra dediler ki bana karşı taraf da sizden basit yaralama suçunu işlediğiniz için şikayetçi olmuş. Tabii ben şok oldum. Hani nasıl böyle bir şey olabilir falan. Gittim öğrendim. Bir bileğinde bir morluk oluşmuş. Onunla darp raporu almış gidip ve benim yaptığımı söylemiş. Videoyu da bu yüzden çektiğini söyleyerek ifade vermiş bu kişi. Ondan sonra tabii ben normalde eğer hani karşıma böyle bir suçlamayla çıkmasaydı affederdim. Uzlaşmada bitirirdim bu olayı. Ama tam tersi hani hem suçlu hem güçlü hem üste çıkmaya çalışıyor. Dedim ben devam ettireceğim. Mahkemeye çıktık falan. Karşı taraf avukat tutmuş. Benim hala avukatım yok. Haklılığıma güveniyorum ama tabii çok yanlış bir şey aslında. Hani avukatım olsaydı başıma bu gelmezdi bence. Sonrasında işte o tutanağı istettim. Bakın hani olaydan sonra tutanak tutuldu. Ben kendisini darp ettiysem o tutanakta yazması lazım. Bir bakın dedim. Benim söylediğim hiçbir önemi olmadı. Onlar için karşı tarafın avukatı darp raporunu söyledi. Müvekkilim darp edilmiştir. Videoyu bu yüzden çekmiştir dedi ve meşru müdafaa sayıldı onun çektiği video. Ve şunu da eklemek istiyorum unuttum. Videoda da keşke bana bir şey yapsan şeklinde söylüyor. Lütfen bana bir şey yapsana. Bir açık açık tahrik ettiği de var. Hani bunlar bilirkişi raporunda falan gözüküyor. Hani videoyu kasıtlı çektiği çok belli. Ayrıca hani tutanak var. Yarım saat sonra tutulmuş bir tutanak var. Tutanağa bakılmadı hiçbir şekilde. Ve benim hakkımda hükmün açıklanmasının geride bırakılması kararı verildi. Basit yaralamadan da bir işte 1500 lira bir para cezası. 5 yıl içinde bir suç işlersem onu ödeyecekmişim. Karşı taraf beraat etti. Yani başıma gelen olay bu. Sonrasında biz artık ailem de hani bayağı üzüldü falan. Sonrasında avukat tuttuk. Şu an karşı tarafın cezalandırılması için uğraşıyoruz. İstinaf sürecinde. Ama benim hakkımda verilen karar hiçbir şekilde geri çekilmiyormuş. Ya yani şöyle, şu an o kişi çıkıp da ben bu kıza iftira attım aslında öyle bir şey yok dese bile bu HAGB kalkmıyormuş. Ya Öyle bir durum. hakkında verilmiş zaten öyle müthiş bir karar yok yani, hani müebbet hapis falan Evet. almamışsın. O yüzden çok da değişen bir Evet şey ama yok, ama çok şöyle bir şey var oydu bir benim şey anlamadığım. ama. Şöyle bir şey var, senin gecelikle çekildiğin video bu neden bu kadar senin için önemli onu anlayamadım. Yani bu çok Yani özel bir video mu, yani nasıl bir video ya sergilemiş hayır olabilirsin öyle ki? değil aslında ama hani sonuçta tartışıyoruz hani dalga geçebilir insanlara gösterebilir internete yükleyebilir. O an ben çok panik oldum yani bilmiyorum hani aklımdan neler geçti ama her şey olabilirdi. Bir de hani biraz muhafazakar bir ailem var onun da etkisi. Hani ben babamın karşısına çıkmam mesela gecelikle.
Öyle söyleyeyim. Ya Yetiştirilme tarzıyla da alakalı. doğru söylüyorsun. Rahatsız olabilirsin. Bu çok normal bir şey. Ama aklı gerçekten çok farklı çalışıyormuş. Yani Kesinlikle. böyle bir şey. E, Sen karşındaki kötülüğü. insanı videoya çek. Sonradan da kolundaki bir morluktan darp raporu al. Evet. Onu da kullan. Ve hani hakimin savcının da hani o tutanağa bakmaması, sadece onun lafıyla hareket etmesi falan. Ya şöyle Ya bir şey herkes var. istediği kişiye Elinde iftira atabilir yani. evet elinde delil var ama. Şimdi şöyle bir şey. Sen dedin ya bir yerde ben üstüne gittim zaten hatalı diye. Mesela o aşamada onun elinde bir delil var. Yani en azından bir video var. Videonun haricinde bir de rapor var yani. Ama videoda Bunlar da darp varken vesaire yok. Hani hiçbir şekilde normal tartışma var sadece videoda. işte ama sonrasında bunu kullanınca o sanki sen yapmışsın gibi gözükmüş olabilir. Belki avukatın olsaydı durum bu şekilde olmazdı. Sen Evet, kendini kesinlikle. savunamadığın için belki de Evet. böyle bir şey olmuş olabilir. Ama yine de çok şey yok yani. Az çok boş bir konu aslında biliyor musun? Yani mahkemeyi uğraştıracak. Evet. Düşünsene hakim geliyor oturuyor sorun ne? İki tane kız kavga etmişler. Biri diğerini videoya çekmiş. Ufak bileğinde bir morluk. Evet. Yani neden oldu mesela bu? Neden oldu yani? Neden? Ya Adam bunu neden sorar. yani? Gerçekten bence de çok saçma bir olaydı. Hani bilmiyorum, ben de hani şimdiki aklım olsa ben de uzatmazdım. Yani uzlaşırdım. Ama hani bana iftira atması bana çok dokundu açıkçası. Ya bu videodan daha çok dokundu. Şöyle bir Öyle şey var. söyleyeyim hani. Mesela biz bu videodan nasıl bir ders çıkaralım, ne anlayalım? İnsanlar hakkını aramak istiyorsa avukat bulsunlar. Ama hani bazı sorunlar belki hani mahkeme olmadan da çözülebilir. Eğer biz de iyi bir çocuk olursak şirinleri görebilir Harbiden miyiz? öyle oldu. Video genel olarak öyle oldu. Şey gibi Yani bir yolunuz düşmesin oralara. Yani umarım kimsenin düşmez yani. sessiz olun, arkadaşınızı mahkemeye vermeyin. Bir kız Aranızı halledin. varmıştı da beni mahkemeye vermişti de videomu çekmişti de. Ya Çok tatlı bir kızsın. Ama evet, Teşekkür ederim. hikayende ders de şu her kuşun eti yenmez. Evet. Nasıl? Karşı taraf için mi, benim için mi? Senin için tabii ki. Evet. Yani karşı taraf için. Kuş yenmez genel olarak Ya ama ben sende. kimseye hiçbir şey söylemedim Yani. aslında biliyor musun? Aklıma direkt o geldi. Bu kıza ne söylemek isterdin şu an karşında olsaydı? Büyük ihtimal ayrılmışsınızdır odalardan değil mi? Tabii ki. Tabii, zaten okulunu falan da değiştirdi bu olaydan sonra. Ya şunu söylerdim, hani bir özür dileseydi, hatta özür dilemesine de gerek yok. Karşıma böyle bir suçlamayla gelmeseydi ben affederdim. Ben acımasız bir insan değilim. Çok yani merhametli bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani benim daha da böyle damarıma bastı hani. Bilmiyorum, hani ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Hani iftiraya uğramak gerçekten çok kötü bir şey. Şu an kafamda ne var biliyor musun? Yani bu yanlış anlama, hikayeni küçümsediğimden ya da yaşadığın şeyin basitliğinden değil. Düşünüyorum, düşünsene böyle bir hikaye hayatında yer tutmuş yani. Senin hayatında böyle bir Evet. hikaye yer Evet. tutmuş. Herkesin tabii kendine yaşadığı şey kendine büyüktür ama ben şu videoyu izleyen insanların %90'ının gerçekten aslında o kadar büyük dertler ve o kadar büyük sıkıntılar olduğuna inanıyorum ki yani illaki vardır çünkü. Bu yaşa gelmişsin ve kafanda yer tutan bir hikayeyi düşün abi şu anda. Müptezel olursun yani anladın Diyorsun. mı? Orada Yok, başka şeyler de var da ben bu daha yakın zamanda yaşadığım için bunu anlatmak istedim. Bir de yani hani diğerlerini haksızlığa hiç evet. gelemiyorum Ama gerçekten. şu Hani en diğerlerinden peki şöyle bir tahammül şey. edemediğim. Kafanda şunu söylemek istiyorum. Kafanda bu hikayeye yer tuttuğu ve şu an bu hikaye yüzünden bizi aradığın için bence çok şanslı bir insansın. Belki sadece bu hikayeyi anlatabilecek kadar cesaret var. Aslında daha çok, daha büyük Diyorsunuz. şeyler Ama şimdi yaşamış. şöyle, haklıydım ve şu an yani bilmiyorum, şu an o haklı Haklı yani. olmak bu kadar önemli mi? Ya bir insan bir suç işlediyse cezasını çekmeli. Onun cezasını çekmemek için hani başka birine iftira atıyorsun ve o yüzden masum olan kişi suçlanıyor yani. Tamam, sen kendini ispat edememiş olabilirsin. Şu an bu olayda Evet. haksız da çıkmış olabilirsin. Ama genel olarak Evet. sen ve biz kimin haklı olduğunu biliyoruz. O istediği kadar oyun yapsın. Öbür tarafta sana iftira attığı için sen biraz önce mütasip bir ailede büyüdüğünü söyledin, değil mi? Evet. Mesela sen de Tutucu bilirsin bir ki ailem var. tutucu bir ailen varsa iftiranın ne kadar büyük bir günah olduğunu. Evet. Cayır Biliyorum, cayır yanacağını. zaten Allah'a havale ettim zaten. Tamam bitti o zaman. Öbür taraftaki mahkemede hayırlara vesile olsun İnşallah. inşallah. İnşallah İnşallah. çok değişik sonuçlar alabilir. Bu mahkemenin bir de öbür tarafı var. Öbür tarafta sizi avukatlar Ya kurtarmayacak. ya. Video görüntü Evet. çok donuyor bu arada. İnşallah bir sıkıntımız yoktur. İnşallah. Efendim? Videomuz biraz fazla donuyor. Neyse Ha. sorun değil. Tamam. Katıldığın için çok teşekkür ederim.
teşekkür ederiz. Seni öpüyoruz. Ben teşekkür Videoyu ederim. Videoyu buraya kadar izleyen için. Herkese çok teşekkürler. Konunu böyle hafife indirgemiş olabilirim. Çünkü kanalımızda biliyorsun çok daha böyle... Daha değişik şeyler oluyor. Ama bu da böyle bir video olsun. Bu çok güzel bir hikayeydi yani. Karşınızdaki insan size haksızlık yapabilir ve oyun oynayabilir. Değişik şeyler yapabilir. Biraz insan gözünün açık olması lazım. Evet. Ben çok saf bir insanım. Biraz gözüm açıldı bence artık. Evet, temkinli olmakta fayda var. Seni çok öpüyoruz. Kendine çok iyi bak. Çok iyi bak. Ben de çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kal. İyi akşamlar.